Merhaba videoma hoş geldiniz canlarım ciğerlerim Bugün sizlerle beraber belediye binası 14 köyümüzde Valkyrie saldırıları yapacağız arkadaşlar Gerçekten kimse oynamıyor Beni aşırı üzüyor İnanılmaz güçlü bu ordu Sadece oynaması biraz zor Ama belirli bir seviye var O seviyeyi geçtikten sonra Valkyrie ile oynamak Hem çok zevkli hem de takır takır üçlükler atacağınızı Göreceksiniz arkadaşlar Lütfen sizler de elinizi alıştırın o Oyunu daha zevkli hale getirmiş olursunuz sizden tek ricam lütfen kanalıma destek olmak için like atıp abone olup bir de güzel yorum patlatmayı unutmayın canlarım her like her like yorum bizim için biliyorsunuz ki çok önemli ben müsaadenizle hemen şöyle güzel bir köy bulalım e, diyorum ve saldırımıza başlayalım arkadaşlar gayet güzel bir köy buldum adam ağır savunmaları falan hep güzelce basmış arkadaşlar buraya sağlam bir şekilde saldırılır şimdi Alev fırlatıcıyla belediye binasını almayı planlıyorum. Umarım başarılı oluruz. Planımız istediğimiz gibi gitmezse bir tık sıkıntı yaşayabiliriz. Ama ben gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi normalde depremle açmamız gerekirdi ama buradaki okçular sayesinde açılacaktır. Hemen şöyle buradan da saldırımıza başlayalım. Bir güdümlü testi yapıyorum. Hemen şifacıları gönderiyorum. Güdümlüyü yedik abi. Orada başka gülümlü olacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Şuraya bir bebek ejder atalım. Şimdi bu orduda süreden yem ihtimaliniz ee, çok yüksek oluyor genelde. O yüzden biraz hızlı temizlik yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun yani cimrilik yapmayın ordu konusunda. Mesela ben şimdi şuradaki okçu düşer düşmez cadıyı buradan atacağım abi. Şuradan temizliğine devam etsin. Ne kadar cadı o kadar iyidir canlarım benim. Şimdi koruyucumuz bayağı ilk sayı vesaire hasar almaya başladı. Gerektiği takdirde öfkeyi yapıştırırım. Bu konuda yine cimrilik yapmayacağımı söyleyeyim size. Şu anda öfke gerekiyordu ve hemen hızlı bir şekilde yapıştırdım. Yavaştan saldırımız için pozisyon almaya başlıyoruz arkadaşlar. Oradaki e, bir öfke daha mı yapıştırmak zorunda kalacağım? Galiba öyle görünüyor. Yani belediye binası inmeden ben bu saldırıya başlayamam arkadaşlar. Belediye binasının inmesi lazım. Güzel. En azından bir öfke daha kullanmayacağım artık o bölgede. Şu belediye binasına doğru ne zaman gidecek acaba? Oradaki Tesla bize biraz uğraştıracak sanırım arkadaşlar. Şimdi buradan Büyücü Kulesi'nden sonra artık belediyeye döner diye tahmin ediyorum ama şöyle bir sıkıntımız var. Süreden yiyebiliriz. Haydi alev fırlatıcı ulan. Şuradan girsem daha rahat ederdim ha. Yemin ediyorum bakın size. Buradan girdik pişman oldum bir tık ama tamam. Şimdi alacağız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şöyle haydi gönder artık gayet güzel. Şimdi şuradan hızlı bir şekilde saldırıma başlıyorum arkadaşlar. Barbar kral kraliçe Valkyrie'leri gönderiyorum hızlı bir şekilde. Yani bir ihtimal bu oyunda süreden yeme ihtimalimiz olabilir ama bence süreden de yemeyeceğiz. Onu da söyleyeyim sizlere canlarım. Hemen şu bölgede bir iyileştirme patlatıyorum abi. Biraz daha ilerlesinler. Güzelce koruyucumuz özelliğinde yapıştıracağım arkadaşlar. Şuradan bir kelle avcısı bence atabiliriz. Gayet hızlı ilerliyoruz. Gayet seriyiz şu anda. Bir tane öfke patlatalım. Şurada bakalım abi. Çok iyi gidiyor ya şu an. Gerçekten şurada bir dondurma. Şurada bir dondurma yapıştırıyorum abi. Şu an canlara inmemiş bile olabilir yani size öyle söyleyeyim. Şuradan ee, şampiyonumu gönderdim canlarım. Şurada bir iyileştirme daha patlatıyorum. Allah kraliçeyi yedirtiyorduk az daha. Neyse ki özelliği varmış. Şu an bence bayağı sağlamız ya. Bayağı bayağı sağlamız. Daha barbar kralımın özelliği duruyor. Şöyle kraliçemin özelliğine basayım. Çok rahat bir yıldız geldi diyebilir miyiz canlarım? Bence kesinlikle diyebiliriz. Bir ihtimal hala süren yeme gibi bir durumumuz söz konusu olabilir. Hemen şöyle Elimde ne var ne yok atıyorum abi. Şampiyonumun özelliğinde hızlıca basayım. Yani bekletmemin anlamı yok söylediğim gibi. Bakayım şöyle iskelet falan çıkarsa bize sırrı yana yana sıkıntı çıkartmasın diye basacağım ama bence 3 yıldız geldi gibi görünüyor canlarım benim. Evet şöyle iskelet zehir büyüğümüzü yapıştırabiliriz. vallahi süreden dediğim gibi sıkıntı yaşayabilirdik. Şöyle 14, 13, 12 güzel geldi. Arkadaşlar süreden yana sıkıntı yaşamamanız için genelde koruyucu yürüyüşüyle alev fırlatıcının yürüyüşünü kısa tutmanız gerekiyor. Ama şu an bayağı uzun tutmamıza rağmen tak diye 3 yıldızı yapıştırdık, koparttık yani. Ordu kanlımız eğitilsin. Güzel bir saldırı daha patlatalım canlarım. Evet arkadaşlar düzeni pek valkırlık olmasa da bu köyde saldırmak istiyorum. Hero'ları full artı full, ağır savunmaları full artı full. Biraz duvarları var arkadaşlar yani biraz duvarları düşük seviye. Bakalım burada ne türde iş yapabileceğiz. Şuradan bir tane cadı göndereyim hemen. Orada gizli testi çıkma olasılığı çok yüksek abi. Hızlı bir şekilde koruyucu yürüyüşle başlayacağım. Şuradan güdümlü testi yaparak Hemen gönder 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 abi. Hemen alev fırlatışımızı atıyorum. Hızlıca girmemiz lazım. Bu köyde de yine süreden sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Ya bu saldırı yapıyorsanız süreden yana devamlı sıkıntınız olur. O yüzden erken müdahale gerektiriyor. Şuradan bebek de attım. Hava savunması görmüyor. Herhangi bir okçu kulisi vesaire de yok. Yakınlarında koruyucuma destek atacaktır arkadaşlar. Gayet iyi ilerliyoruz. Oradan bir tane de bomba çalıştırdık. Buradaki... Ordu kampı vesaire içinde bir tane cadı gönderebilirim arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz diyebilirim şu anda. Şimdi şu aradan tam olarak girersek abi özellikle belediye binasını orada kullanırsak bence 3 yıldız gelir gibime geliyor. Öyle ümit ediyorum. İnşallah da öyle olur efendim. Süreden yemeyelim. Şurada da bir tane okçu atalım bakalım. Evet gayet güzel temizlik yaptık şu anda. Ama bir tane daha zıplama büyüsü gerekiyordu arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla buraya. Sağlık olsun efendim sıkıntı yok. Şuradan bir duvar kırıcı atıyorum. Zıplamayı direkt orada kullanacağım. Belediye binasına hızlı girebilmek için abi. Ee, şöyle bakayım bir saldırıya ne zaman başlayalım diye. Oradaki top insin, oradaki top da insin. Gayet güzel görünüyor. Yavaştan saldırıma başlayacağım. Şöyle buz golemimi bir göndereyim hemen. Okçu ok kraliçemi gönderiyorum canlarım benim. Tamam. Şimdi sakin bir şekilde ilerleyişimize devam etmemiz gerekiyor. Valkırları gönderdim bir şekilde abi. Şuradan atlama zıplama hoplama büyüğümü gönderiyorum. Barbar bar kral. Bütün elimde ne var ne yok. Fişeklerim gitti arkadaşlar. Hemen girişte bir tane hız, e, iyileştirme büyüsü kullanıyorum. Tabii ki burası çok önemli. Hemen bir tane öfke kullanıyorum. Koruyucumun özelliğine hızlı bir şekilde basıyorum arkadaşlar. Valkyri'lerin içeriden hasar almadan olabildiğince hızlı bir şekilde çıkması gerekiyor. Diğer iyileştirmemi şu bölgede patlattım. Biraz daha canlansınlar. Abi şurada bir tane dondurma patlatmam gerekiyor. Şuradan artık şampiyonumu oyuna dahil edebilirim. Oradan az hasar alacağını düşünüyorum canlarım benim. Abi bir tane öfke yapıştıralım o bölgede de. Orası biraz hızlansın be ne dersiniz? Vallahi 10 numara 5 yıldız oldu. Şu an için her şey gayet iyi görünüyor. Şöyle devlerimi atayım. Dikkat çeksin arkadaşlar. Oradaki okçu kulesi vesaire. Görsün hızlı bir şekilde. Bakayım elimde temizlik için bir şeyler var mı? Abi şöyle atabilirim temizlik için. Kelle avcısında gerek kalmadı. Gönderdim. Gitti diyebilirim. Hero'larımın özelliği de yanıma resmen kar kaldı. Şöyle zehir büyüsünü patlatayım. Şampiyonumuz daha fazla oyalanmasın arkadaşlar. Bence harika bir yıldız daha patlattık. Her zaman söylüyorum Walker saldırısı gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Ring düzenlerinde ve bu tarz bitişik düzenlerde tavsiye edebilirim. Ring düzenlerinde neden tavsiye ediyorum? Bunu da baştan belirteyim. Mesela Tekli Cehennem Kulesi, Kaya saçarı ve benzediği şeyler yan taraflardaysa Alev fırlatıcı koruyucuyla zaten onları çok kolay bir şekilde temizleyip ortadan direktmen girebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden avantajlı bir ordu. Hero'larımın özelliğine bile basmadım. Çatır çutur 3 yıldızımızı attık arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir burada videomun sonuna geliyorum. Bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.